6 Şubat'taki Kahramanmaraş ve Hatay depremleri 11 ilimizi birden vurdu. Yıkılan sadece konut ve işyerleri değildi. Deprem, tarihi kültürel mirasımızı da yerle bir etti. Öyle ki, içinde Hatay'ın Habibi Neccar ve Ulu Camisi de yerle bir oldu. Çarşı içinde ve il genelinde irili ufaklı camiler tümüyle yıkıldı. Tescilli kültür varlıklarının onarımı uzmanlık istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuda Türkiye'de isim yapmış şirketlere çağrı yaptı. O şirketler içinde Bursalı bir firmamız da vardı. Bursa merkezli Sama İnşaat'ın şehrimizdeki meşhur tarihi yapıları ayağa kaldırdığını biliyoruz. Bu şirketimize devlet Hatay'da 7, Gaziantep'te 3 olmak üzere tam 10 adet kültürel mirasın yeniden yapım ve ayağa kaldırma işini vermiş. Şirketin sahibi Mahmut Sabuncuoğlu ile konuştuğumuzda son derece gururluydu. Bunu bir devlet görevi kabul ettiklerini ve çağrıya olumlu karşılık verdiklerini söyledi. Deprem bölgesinde hayat canlanmış gibi görünse de şantiye kurma, çalışanların barınma, elektrik, su gibi sıkıntılarının sürdüğünü hatırlatan Sabuncuoğlu, buna rağmen aldıkları bu görevi başarıyla yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Hatay Ulu Cami'nin onarım işini de bu firmamız gerçekleştiriyor. Yıkık camiden çıkan ve kullanılabilir durumdaki taşlar tek tek numaralandırılmış. Bunlar onarımda tekrar kullanılacak. Keza, Habibi Neccar Camisi'nin taşları da tek tek numaralandırılmış. Bursa firmamızın sadece deprem bölgesinde ve şehrimizi de değil, yurt dışında da TİKA tarafından görevlendirilerek oradaki ecdat varlıklarını da ayağa kaldırdığını hatırlıyoruz. Bu konuda uzmanlaşan şirketin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da arandığını görmek sevindirici. Bir yıl sonra Hatay'daki bu eserler ayağa kalktığında, orada yaşayan ve depremden kurtulmuş yurttaşlarımız da yeniden hayata tutunma cesareti gelecektir. Hatay gibi diğer 10 ildeki hasarı ortadan kaldırma çabasındaki devletimizin kalıcı konutlarla birlikte kentlerin altyapısından üst yapısına, kamu binalarından, okul, hastane ve kültür varlıklarına kadar hemen her şeye el attığını görmek gelecek adına oradan yaşayanlara da umut aşılıyor. Deprem bölgemizdeki acıları hafifletecek bu çalışmalar, Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu da gösteriyor. Bursa ve fotoğraf tutkusuyla harmanlanan güzel birliktelik. Bugünlerde şehrimizin bir markası haline dönüşen ve Kent Konseyi tarafında yaşatılan Uluslararası Fotofeyin 13.sü yapılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı izleri temalı festivalin açılışına gidemedik ama yine birbirinden değerli fotoğraf ve sanatçılar bir araya getirilmiş. Kent Konseyimizi kutluyoruz. Bugün ise biz size başka bir fotoğraf tutkusundan bahsedeceğiz. Bankacı hemşerimiz Mehmet Ali Özdemir'in kurduğu Bursa ve Fotoğraf Grubu ilimizin ve ülkemizin doğal zenginliklerini fotoğraflıyor. Kurdukları sosyal medya grubunda 2300 kişi var, gruptaki fotoğraf tutkunu sayısı 110'u bulmuş. Ara ara sonbaharı ve gün batımlarını da fotoğraflıyorlar. Örneğin bu hafta sonu Safranbolu, Abant, Gölcük ve Yedigölleri fotoğraflamışlar. Ziyaretimize gelen Özdemir, geçmişte 3 kez Bursa'da turist olmak adıyla etkinlik de gerçekleştirmiş. Şehrin tarihi zenginliklerine fotoğraf turları yapmış. Şimdi bunu yinelemek istiyor. İnsanlarımız yaşadıkları şehrin tarihini ve müzelerini bilmiyorlar. Bu turlarla o zenginliklerimizi de bilgilendirip kendilerine tanıtıyoruz. Biz bir yürüyüş grubu değiliz, diyor. Bursa sevdası ile oluşmuş bu grubun bir etkinliğine müsait olduğunuz biz de katılma sözü verdik. Yöre kenetlendi, para toplandı. Sefa artık tedavisi için Dubai'ye uçacak. SMA tip 2, tedavi için yüksek rakamlar içeren bir gen hastalığı. Yurt dışında tedavi olabilmek için de belirli bir kilonun üstüne çıkılmaması gerekiyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen mahallesi doğumlu Sefa Harput'un tedavisi için valilik izniyle bir bağış kampanyası başlatıldı. DA ilçelerinin köylerindeki kadınlar, dernekler, DA Yumuşak GDR, Sefa için ekşi maya ekmekler yapıp sattılar. Hayırsever iş insanlarımız da katkıda bulundular. Bütün yöre kenetlendi. Tedavi için gerekli $1.820.000, $53 milyon toplandı. Pasaportu da hazır olan Sefa artık tedavi için Dubai'ye uçmaya hazırlanıyor. Şifa diliyoruz. Onun tedavisi için çabalayan başta ailesi olmak üzere Bursa ve Dağ yöresi insanlarını da kutluyoruz.